Türkiye Yüzyılı Marif modeli hayata geçirileceği günün çok çok öncesinde, hani biz bu yeni müfredat yapılacak, işte bu müfredatın öncesinde, yapılacak olan yeni müfredatın öncesinde özellikle biz dernek olarak, Öğrenci Veli Derneği olarak şerh koymuştuk. Çünkü öncesinde yapılan uygulamalar vardı. İşte bu ÇEDES projesi, zorunlu seçmeli din derslerinin, zorunlu din derslerinin yanında seçmeli zorunlu din derslerinin hayata geçirilmesi. İşte okul öncesi çocukların 4-6 yaş, işte Diyanet'in kurumlarında, özellikle camilerin altında, Kur'an kursları adı altında, anaokullarında eğitim görmesi vesaire. Hani buna ekleyeceğimiz bir sürü dinsel uygulamalar yapıldı Milli Eğitim Bakanlığı'ndan. İşte bakanın da dediği gibi işte tarikat ve cemaatlerin protokolleri ve bununla gelen, aslında ta bu 2012-2013 yılında 4+4+4 sistemi hayata geçirildiğinde, işte okulların imam hatipleştirilmesi meselesiyle başlayan ve sonrasında tüm müfredatın daha da dinsel içeriklerle bezenmesini sağlayacak, hani bu değerler eğitiminde kapsayacak şekilde son süreçte bir Türkiye Yüzyılı Marif Müfredatı, adından da belli olduğu gibi, daha muhafazakar, daha arkaik, yani geçmişin bundan 1000-1500 yıl öncenin yaşantısını, anlayışını bugüne taşıyan, dinsel öğelerle benzemiş, hatta belli bir inancın bir kolunun çocuklara anlatıldığı veya dayatıldığı bir çaba içerisindeydi Milli Eğitim Bakanlığı. Bunu da müfredatla tüm okullarda, tüm kademelerdeki çocuklara bunu anlatarak, bu anlayışla davranarak yeni yüzyıl, Türkiye Yüzyıl müfredatını hayata geçirmek istedi. Kabul etmedik. Bu müfredatı yapamazsınız dedik. Böyle bir müfredat, hani toplumun karmalığında olduğu gibi okullardaki karmalığa, o eşitlik anlayışının bozulacağına, hiçbir kamu çalışanının veya işte kamuda görev alanın veya kamusal alanın bu anlamda belli bir anlayışa terk edilemeyeceğini, böyle bir müfredatın bu şekliyle ortaya konulacağını biz biliyorduk ve karşı çıkmıştık. Dolayısıyla buna rağmen tabii Milli Eğitim Bakanlığı bu müfredatı ben yaptım, ben bilirim şeklinde yaptı, oldu, bittiye getirerek işte 1, 5 ve 9. sınıflarda bu yıl hayata geçirdi. Geçmişteki eleştirilerimizde de vardır bu. Daha çok değerler eğitimi dediğimiz değerleri derslerin içerisine serpiştirerek, her bir dersi bir değerle ilişkilendirerek, bu değerler nedir? İşte daha çok dinsel değerler, inançsal değerlerin veya bir ayetin, bir surenin, bir dersin içerisinde konuyla ilişkilendirerek, hani dersi daha dinsel içeriklerle anlatmaktı. Bugün de görebiliyoruz zaten bu uygulamaları derslerin içerisinde 1, 5 ve 9. sınıflarda. İşte daha çok dinsel şeylere atıfta bulunuyor. Dini de işte matematikte olsun, fizikte olsun dinsel değerlere atıfta bulunuyor. Şekil, mekan, kişi olarak daha çok dinsel mekanlara, dini önderlere atıfta bulunan bir müfredattaki çalışmaları görüyoruz bugün 1, 5 ve 9. sınıflarda. Tabii bunun daha detaylı bir şekilde incelenip ortaya çıktığında bu, hani bunun dışında başka şeyler söyleme şansımız da olacak. Dolayısıyla hani bugünkü biçimiyle de olsun, hani müfredatın gerek yapılış şekli, içerik oluşturma şekli, hani bu bir laik bilimsellikten dışarı çıkmış, azade olan, bundan azade olan bu müfredatın bundan sonraki süreçte de özellikle öğrenci velileri başta olmak üzere bunun karşısında durarak, buna hani muhalefetimizin uzun süreli, uzun soluklu bir şekilde devam edeceğini buradan ifade etmek isterim. Şu bugünkü iktidarın bu şeyle, müfredatla amaçladığı şey, hayatın o karmalığına okullarda da son vermek. Hani demin de söyledim,
belli bir inancın bir kolunun çocukların hepsine anlatılması, daha doğrusu dayatılmasını doğru bulmuyoruz. Bundan sonra da bu süreçte bu konuda yapılması gereken ne varsa biz Öğrenci Veli Derneği olarak tüm demokratik haklarımızı kullanarak bunun mücadelesini vereceğiz. Ya aslında hani bilim karşıtının yanında hani eğitim yalnızca bilim karşıtlığı üzerinden değil de piyasaya açma ve daha çok bilim karşıtı dinselleştirme, yani iki boyutu var bu meselenin AKP tek bir konuda değil, dinselleştirme değil, bir de piyasalaştırma konusunda çok fazla öne çıktı. Eylem yapacağız, bu okul meselesi var ya, ulaşım meselesi var.